Canım öğrencilerim hepinize selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız. Hoş geldiniz. Gençler bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yıldızlı sorular serisine o benim seçtiğim sorular serisine sevgili arkadaşlar sınavdan önce mutlaka çözmeniz gereken sorulara bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz mantık ve kümeler gençler. Haberiniz olsun pdf kısmı açıklama kısmında mevcut. PDF'inizi tek tıkla indirebilirsiniz. İstediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bu sorular sevgili arkadaşlarım, 40 soru serisi TYT Matematik video soru kitabından aldığım, kendi yazdığım kitaptan zaten seçerek yazdığım sorulardan, beğenerek ve sınavda karşınıza çıkması muhtemel olarak gördüğüm soruların içinden bir de sevgili arkadaşlarım yıldız koydurduğum sorular bunlar. Sınavda karşınıza çıkma ihtimali yüksek olan sorular. Haberiniz olsun diyelim. Hazırsanız pdf'inizi indirdiyseniz abone olduysanız kanala ve bu videoyu da beğendiyseniz geçebiliriz dersimize. İlk soruda da beraber bir bakalım hadi. Şimdi böyle bir denklik verilmiş. Burada bir kutucuk var. Buna göre bu kutucuğun yerine buradaki önermelerden hangisi kesinlikle gelebilir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bir kere burada P ise P'nin değili var. Bak P ise P'nin değili var. Tamam mı? Şimdi ben burada P'yi 1 seçersem P'nin değeri 0 olur. P'yi 0 seçersem P'nin değeri 1 olur. Arada da ne var? İse var. İse bağlacımız var. Şimdi denktir ve denktir diyorum. Bak 1 ise 0. Nedir bunun dengi? 0'dır hocam. 0 ise 1. E bunun dengi de 1'dir. E dikkat ettiysen şimdi P'nin değili ne oluyorsa cevap da o oluyor. Değil mi? O zaman ben şunu söyleyebilir miyim? Abi bu denktir P'nin değil. Derim. Bir sıkıntı yok. Şimdi demek ki şurası neymiş abi? P'nin değiliymiş. Yanında ne var? Şurada ya da var. Ya da P dedim. Şimdi ya da bağlacını biliyorsun. İkisi birbirinden farklıysa sonuç hep 1 çıkıyor. Yani 1 ya da 0 1. 0 ya da 1 1. E doğal olarak bu 0 iken bu 1. Bir. Bu 1 iken bu 0 olacağından bu ya da'nın sonucu daima ve daima 1'dir abi. Yani şu kısım bak hemen gösteriyorum. Şurası var ya buraya kadar olan kısım. İşte burası kesinlikle ve kesinlikle 1. Şimdi yanında ne oldu? 1 ya da boşluk denktir 1'miş. Az önce ne dedim? Ya da bağlacının sonucunun bir olabilmesi için ikisinin de birbirinden farklı değerlere sahip olması gerekiyor. E burada 1 var. Demek ki burası mecburen 0 olacak abi. Yani o kutunun içine gelecek olan önermenin sonucu kesinlikle 0 olacak. Yani bir çelişki olacak. Totoloji değil, çelişki olacak. Peki şimdi gel şunlara bakalım. 1 ve P, P ve P'nin değili diyor. E bu birken bu mutlaka 0 ya da bu sıfırken bu bir olacağından V bağlacının içerisinde sıfır varsa sonuç daima sıfırdır. Yani bu bir çelişkidir. Yani birinci öncül gelebilir. Sıkıntı yok. Geldim ikiye. Ancak ve ancak bağlacının iki ucu birbirinden farklıysa yani bir ancak ve ancak 0, 0 ancak ve ancak 1 sonuç daima ve daima 0 oluyordu. Demek ki bu da bir çelişkiymiş. O halde bu da olur. Üçüncüye bakıyorum. P veya 0. Şimdi P 1 ise cevap 1. P 0 ise cevap 0. E dolayısıyla bu 0 değil P'ye bağlıdır. Tamam Bu P'ye bağlıdır. O halde gençler bak bu olabiliyormuş, bu olabiliyormuş çünkü bize 0 lazım. Cevabımız neymiş? 1 ve 2. Yani cevap C şıkkında verilmiştir. Geçtik sonraki soruya. Hadi bir de bu soruya bakalım beraber. X ve Y birer pozitif tam sayıymış. Şimdi P, Q, R önermeleri verilmiş bize. Bu önermeler açık önermeler gençler. Buna göre PQR önermelerinin hangilerinin doğruluk değeri 1'dir diye sorulmuş. Biz 1 olanları arıyoruz tamam mı? E şimdi abi bakalım. Bunların pozitif birer tam sayı olduğunu biliyoruz x ve y'nin. Şimdi x ile y'nin çarpımı eğer 7 ise 7 biliyorsun asal bir sayı. E şimdi o zaman bu 1 iken bu 7 bu, bu 7 olur ya da bu 7 iken bu 1 olur ancak. Ve doğal olarak diyor ki x ile y'nin çarpımı 7 ise yani biri bir öteki 7 ise bunların toplamı mutlak suretle 8'dir önermesi bizim için doğru bir önermedir. Yani p'nin doğruluk önermesi 1 abi. Tamam çünkü farklı bir ihtimal yok. Pozitif tam sayı bunlar. E güzel devam edelim. x ile y'nin toplamı 8 ise o zaman x çarpı y 7'dir demiş. Yani tam tersi çevirmiş bunu. Tam tersini çevirmiş. E bu nasıl olur? Şimdi x ile y'nin toplamının ben eğer 8 olduğunu biliyorsam. O pozitif tam sayılar demiştim ben buna. Mesela ben bunu 4 bunu 4 seçemez miyim abi? Veya bunu 3 bunu 5 seçemez miyim? Seçerim. E o zaman çarpımları 7 eder mi? 4 kere 4 16'dır. 3 kere 5 15'tir. E etmiyor. Yanlış çıkabilen bir durum söz konusu değil mi? İlla şey mi olmak zorunda? Yani hani x ile y'nin toplamı 8 ise x çarpı y eşittir 7 derim. İlla ben bunu 1 bunu 7 mi seçeceğim 8 olsun diye? Yok 3'e 4 de seçebilirim. Pardon 3'e 5 de seçebilirim. Bunların toplamı 8 tamam. 1 kere 7 de 7 eyvallah ama sağlamayanlar var. Demek ki ben buna doğru diyemem. Bu yanlış. Devam edelim. X y'ye eşit ise x ile y'nin çarpımının karekökü kökü x'tir demiş. E şimdi x y'ye eşitse ben y gördüğüm yere x yazamaz mıyım? Yazarım. x karenin karekökü olur burası da. E bu da mutlak değer x diye çıkar. E pozitifse bunlar. E bunun da cevabı x diye çıkar. E bize de zaten x demiş. O halde bu da doğrudur. Demek ki doğru olanlar hangileriymiş? P ve R. Yani cevabımız C şıkkı olacakmış. Geçtik sonraki soruya. Şimdi bak arkadaşım diyor ki abc gerçel sayı. Tamam. P, Q, R önermeleri var. Bu önermenin doğruluk e değeri de sıfırmış. Şöyle sıfır. Şimdi diyor ki bak P ise Q veya R'nin değili denktir sıfır demiş bize bu bilgiyi vermiş. Sonra da diyor ki e, ABC sayılarının işaretleri nedir? Şimdi güzel kardeşim bak burada bir ise bağlacı var. Bu ise bağlacının sonucu sıfırsa ancak ve ancak burası birdir burası sıfırdır. İse sıfır sadece bize sıfır veriyor diyor. Yüz kuralı demiştik hatırlıyorsun. E peki tamam. Şimdi o zaman şöyle düşünelim. P önermesi 1'dir. Bu kesin garanti. Q önermesine bakıyorsun. B kere C sıfırdan büyük veya eşittir demiş. E şurasının sıfır olabilmesi için şimdi. Q veya R'nin değili denktir sıfır olacak. Veya bağlacı sıfırsa sonucu bu da sıfırdır bu da sıfırdır. O zaman Q da sıfır. R'nin değili sıfırsa hocam R 1'dir o zaman. Çünkü 1'in değili sıfır yapar. Şimdi ben bunların hepsini elde ettim. Tamam güzel. Bakalım önermede ne diyor P önermesinde? Bu doğruymuş. Mutlak A, B'den küçüktür. Şimdi mutlak değer A dediğim şey zaten pozitif bir sayıdır. En küçük sıfırdır. E B bu sayıdan büyükse demek ki sıfırdan büyük olacak en kötü ihtimalle. E B pozitiftir o zaman. Şimdi A, B, C'yi şuraya sıraladım. A, B, C. Demek ki B pozitif olacak abi bu kesin. Bu güzel. Bunu bulduk. Şimdi B'nin pozitif olduğunu biliyorum. B kere C sıfırdan büyük veya eşit önermesi yanlışmış. E doğrusu nedir o zaman? Sıfırdan büyük veya eşit değildir. E büyük veya eşit olmayan şey tabii ki de küçüktür. B çarpı C sıfırdan küçük olacakmış. E B'nin ben pozitif olduğunu biliyorum. O zaman C kesinlikle negatiftir. C'ye de negatifi yapıştırdım. E gel bir daha iyi bulalım. Hoca C negatifti. E B pozitifti önünde eksi var. E bu da eksi. Eksi ile eksinin toplamı eksi yapar. Üstüne A'yı ekleyince sonuç Pozitif veya sıfır çıkmış. E bunun olabilmesi için bu doğru bir önermeydi. Bunun olabilmesi için A'nın kesinlikle ve kesinlikle pozitif bir sayıya eşit olması gerekiyor. Şimdi o zaman sıralamamız artı artı eksi olacak. Artı artı eksi de bize C şıkkında verilmiştir. Geçtik sonraki soruya. A, B ve C sıfırdan farklı tam sayılar olmak üzere. Sıfırdan farklı demiş. Tam sayıymış. Negatif pozitif olabilir. Şimdi diyor ki P'nin değili veya Q'nun değilinin değili ise R. Bu yanlışmış. Şimdi ben şuraya yazdım onu. P'nin değili veya Q'nun değilinin değili var. İse R var. Denktir sıfırmış abi bu. Şimdi güzel. Ben diyorum ki o zaman... Bura birdir, bura sıfırdır. 1 ise 0 bana sadece sıfır verir. Şimdi değili 1 olan şey sıfırdır. Demek ki içerisi neymiş abi? İçerisi sıfırmış. Veya bağlacı var Sonucun sıfır olabilmesi için. O zaman bu da sıfırdır, bu da sıfırdır diyeceğim. P'nin değili sıfırsa P 1dir Q'nun değili sıfırsa Q birdir. R'nin sıfır olduğunu zaten biliyorduk. Peki. Şimdi A ile B'nin toplamının sıfır olması doğruymuş. Demek ki biri negatif biri pozitif olacak. Ya da ikisi de sıfır olamaz. Çünkü sıfırdan farklı demiş. Demek ki biri pozitif biri negatif o kesin. Hatta ve hatta şöyle diyebiliriz. A ile B'nin işaretini aynı veren bir şık varsa eleyebilirsin. Mesela B şıkkını elerim abi ben. Veya burada bakalım başka elenecek bir şık var mı? Yok. B şıkkı eleniyor sadece. Güzel. Ama siz şık, olame, şık eleme yöntemine gitmeyin. Çünkü yani biz zaten kendini bilen, aklı başında insanlarız. Biz zaten doğrusunu buluruz. Değil mi? Peki devam. Şimdi A ile C'nin toplamı sıfırdan küçüktür demiş. Bu doğruymuş. Tamam devam. Bir de mutlak değer C, eksi C'ye eşittir önermesi yanlışmış. Demek ki mutlak değer C, eksi C'ye eşit değil, C'ye eşit olacak. Yani bunun eksi eksilisine değil, artılısına eşit olacak. Çünkü iki ihtimal, ihtimal var. E bunun bu olabilmesi için de C'nin sıfırdan büyük olması lazım. Şimdi A, B, C dedim. C sıfırdan büyükmüş. Tamam, güzel. Şimdi C sıfırdan büyükse, ben üstüne a ekleyince sıfırdan küçük bir sonuç buluyorsam, demek ki A negatif. Geldim buraya, A negatifse B'nin pozitif olması lazım. O halde B pozitif. Yani cevap eksi artı artıymış. Eksi artı artı bize nerede verilmiş? C şıkkına verilmiş doğru cevap C idi. Geçtik sonraki soruya. Bu soruda da karşına çıkabilir bak sınavda. Ciddi anlamda ÖSYM e, stiliyle hazırlanmış bir soru. Ciddi anlamda beğendiğim bir soru. E, çok da güzel yazdığımı düşünüyorum. Şimdi iyi dinle beni. ABC birer küme. PQ önermeleri verilmiş. E, buna göre aşağıdakilerden hangisi bu önermenin yanlış olduğunu gösteren bir örnektir. Bu önerme yanlışsa denktir sıfır diyorsan. Abi R sıfırdır. Bir ise sıfır sıfır oluyordu biliyorsun burası da 1'dir. Bunun 1 olabilmesi için ikisinin de 1 olması lazım. Yani P1, Q1, R0 olacakmış. Bunu öğrendik artık. Şimdi bana diyor ki P önermesine bir bakalım beraber. A kümesi B kümesinin alt kümesidir diyor. Şimdi A B'nin alt kümesi olacak. Aynı zamanda A C'nin de bir alt kümesi olacak. Diyor ki B kümesi C kümesinin alt kümesidir önermesi yanlışsa B C'nin alt kümesi olmayacak. Yani C B'yi kapsamayacak. Tamam B'nin tüm elemanları C'nin içinde olmayacak. Bir kere A, B'nin ve C'nin de alt kümesi ise mesela bakıyorsun boş küme bunun da bunun da alt kümesidir. A olabilir cevap. Devam. Şuna bakıyorsun. Bu bunun alt kümesi ama bunun alt kümesi değil. O zaman ben rahatlıkla B'yi elerim abi. Bu gitti. Bay bay. Şimdi boş küme yine her kümenin alt kümesi. Bunu geçebiliriz. Buradaki S, M'nin alt kümesi olamaz sevgili gençler. Dolayısıyla D'yi de elerim ben. E'ye bakıyorum şimdi. Sadece S elemanı var. Burada da S, burada da S olduğu için doğal olarak ben diyorum ki E şıkkı da olabilir. Çünkü A kümesi B ve C'nin alt kümesi oldu. Devam. Şimdi diyorduk ki biz B, C'nin alt kümesi değildir. Çünkü o önerme yanlıştı. E bakalım şimdi S elemanından oluşan küme, S elemanından oluşan C'nin alt kümesidir. Çünkü her küme kendisinin alt kümesi. O zaman, o zaman ben A'yı elerim abi. A'ya da bay bay dedik. E bu bunun alt kümesi değil mi? İçinde S var. E alt kümesi. O zaman bu da gider. Cevap demek ki E şıkkıymış. E'ye bakalım. Şu küme şunun alt kümesi mi? Hayır. Tüm elemanları C ile aynı değil. Bak A kümesi hem bunun hem bunun alt kümesi oldu ama B kümesi C'nin alt kümesi değil. Tam bizim istediğimiz gibi. Cevaba E şıkkı dedik. Geçtik sonraki soruya. Şimdi beni iyi dinle. Elemanları rakamlar olan 8 elemanlı A kümesinin bazı elemanlarıyla 1 2 3 4 1 2 3 5 6 ve 7 3 7 1 2 3 5 6 sayıları Elemanları rakamlar olan 7 elemanlı B kümesinin bazı elemanları da oradaki sayılar yazılabilmekteymiş. Şimdi buna göre A kesişim B kümesinin elemanlarıyla bu aşağıdaki sayıların hangisi kesinlikle yazılamaz diyor. Bak yazılamaz diyor ona dikkat et ha. Yazılamaz diyor pekala. Şimdi düşünelim o zaman. A kümesinin elemanlarıyla bir kere şunlar yazılabiliyormuş bak. 1, 2, 3, 4 elemanları kesinlikle olacak. 1, 2, 3, 4. Başka bak 5 de var, 6 da var. Onları da yazalım. 5, 6, 7 de var hocam. Aynen 7 de var. 8 e, elemanıydı. Başka da bir eleman yok. Demek ki ben 8. elemanı bilmiyorum. 8. eleman bilinmiyor. Tamam. Devam. C B kümesini yazalım şimdi de. B kümesinin elemanlarıyla da şuradaki ve şuradaki sayılar yazılıyor. En yani küçüğü 0. Sıfır. 0'dan başladım. 0. 1 e, var hocam. 2 yok. 3 de yok. 4 de yok. 5 var ama 6 da var. 7 var mı? 7 yok hocam. 8 var mı? Var. 9 var mı? Var. Kaç elemanlı oldu? 6. E B kümesi 7 elemanlıydı. Demek ki bir tane daha elemanı var. Onu bilmiyoruz. Güzel. Şimdi A kesişim B demiş. A kesişim B'nin içerisinde kesinlikle olan elemanlar var bildiklerimiz. Mesela 1 var abi. Değil mi? 1 var. Şöyle. E, 5 var ve 6 var. 3 tane kesişimin içerisinde 3 tane elemanı biliyoruz. 1 5 6. Şimdi ben 5 ve 6'yı bak şurada gördüğümüz 5 ve 6'yı kullanarak ilk sayıyı yazabilirim. Peki 4 ile 3 de gelebilir mi? Bu kesişimin içerisinde bilmediğimiz elemanlar var ya şuralarda bak. Burada bilmediğimiz elemanlar var değil mi? Gelebilir yani. Bakalım bir. Mesela 4 burada var. Şurada da olursa 4 burada da olursa kesişimin içerisinde olabilir. Bir de bize 3 lazım. ve 3 burada var. E karşıda olamaz o zaman. Çünkü doldurduk artık karşıyı. 4 de doldurdum. Demek ki birincisi yazılamaz abi. 1 yazılamaz. Geldim 2'ye bakıyorum şimdi. Şu 4'ü şuradan silelim. Silelim ki kafa karıştırmasın. Şimdi gençler bak. 6014. 1, 5, 6 demiştim. 1 tamam. 6 da tamam. Geriye ne kaldı? 0 ve 4. Şimdi ben diyorum ki 4 burada var. O zaman 4 burada da olsun. 0 burada var. O zaman 0 burada da olsun. O zaman kesişimlere baktığımız zaman 0'da 4'de kesişimin içerisine girdiğinden 0'da yazarım 4'de yazarım. Yani 6014 sayısını ben yazarım A kesişim B ile. Bu okey. Geçtim 3'e. 1, 5, 6'yı kullanabiliyordum. 1'in ve 5'i görüyorum burada. 2 ve 9 lazım şimdi. 2 ve 9 lazım. Şimdi ben şu 0'ı ve 4'ü buradan sildim. 2 ve 9 lazım diye bak. 2 burada var karşıda yok. Şuradaki iki, eleman 2 olsa. 9 burada var karşıda yok. Buradaki eleman 9 olsa. Aha mis. 2 ve 9 da kesişimin içerisinde olur. Ve böylelikle ben 1295 sayısında yazarım. Yazılamayan tek sayı varmış. O da yalnız 1'miş. Doğru cevap A'ydı. Geçtik diğer soruya. Mükemmelin ötesinde bir soru. Bak çok ciddiyim. Muhteşem bir küme sorusu. ÖSYM, TYT'de şu soruyu sorsa tamam mı bak ülkenin yarısı patlar. Belki yarısından daha fazlası patlar. Çözmeye çalışıp da işaretlenenlerin çoğu yanlış yapar bu soruyu. O yüzden beni pür dikkat dinle tamam mı güzel kardeşim? Pür dikkat dinle. Bazı doğru bilinen yanlışlar var. Asla bakarsan doğru bilinen yanlış değil de evet doğruyu bileceksiniz bu soruda. Lakin her gördüğünüzü atlamamanız gereken e, ne anlatacağız biz size? Bunu göstereceğiz. İyi dinle şimdi. Zeynep doğru olduğunu düşündüğü aşağıdaki iddiayı ispatlamak istiyor. Şimdi doğru olduğunu düşünüyor. İddiane A, B, C birer küme olmak üzere Abi, A fark B birleşim C, A fark B birleşim A fark C'nin alt kümesidir. Bunu ispat etmek istiyor. Pekala Zeynep'in ispatı da aşağıdaki gibidir. Alt adımda ispat etmiş bunu. Buna göre Zeynep numaralandırılmış adımların hangisinde ilk kez hata yapmıştır? İlk hatası soruluyor gençler bize. Şimdi düşünelim bakalım biraz. Diyor ki abi bir kere ben bir x elemanı seçeyim. Bu x elemanı a fark b birleşim c'nin elemanı olsun diyor. Birinci adımda bir hata yok sadece bir gösterim kullanmış. Şuranın elemanı olsun diyor. Buranın elemanı olarak seçtiği x'i şuranın elemanı olarak gösterebilirse okey diyeceğiz biz. Şimdi geçtim, geçtim ikiye. Diyor ki buna göre diyor eğer A fark B birleşim C'nin elemanıysa A'nın elemanıdır. Ama B birleşim C'nin elemanı değildir. Bunu anlatması gerekiyor. A'nın elemanı ama B birleşim C'nin elemanı değil diyor. Valla bu da doğru. Ben birinci de sıkıntı yok. ikinci de de bir sıkıntı olduğunu görmüyorum. Geçtim 3'e. X diyor A'nın elemanı ve B birleşim C'nin elemanı değil ya. Buradaki birleşim bize veyayı verir, değil mi? O zaman diyorum ki x elemanı değildir B veya x elemanı değildir C. Ama bu da doğru görünüyor. Bunda da sıkıntı yok gibi. X eleman A, bak şurası x eleman A, x eleman A. Şimdi bu V'yi biliyorsun mantıkta V'nin veya üzerine dağılma özelliği vardı. X eleman A ve elemanı değildir B veya x elemanıdır A ve x elemanı değildir C. V'yi veya üzerine dağıtmış, başarılı bir şekilde dağıtmış. Bunda da bir sıkıntı yok. Geçtim buraya. X şimdi A'nın elemanı B'nin elemanı değilse X A fark B'nin elemanıdır. A'da olup B'de olmayan. E A'da olup C'de olmayanları nasıl gösterecek? X elemandır A fark C. E buna da sıkıntı yok. Geldim buraya. E veya demiş. Veya'yı birleşim olarak gösterecek. X eleman A fark B ve X eleman A fark C. E buna da sıkıntı yok. E şıklarda ama böyle bir şey yok. Bir yerde hata varmış. Değil mi? Tekrar okumanı sağlayacak. Tekrardan bir hata yok diyeceksin. Ya boş bırakacaksın ya da en hatalı hangisi gibi görünüyorsa onu işaretleyeceksin. İstersen durdur bir yorum yaz bakalım. Hangisi sence hatalı? Şimdi bak güzel kardeşim ama bak şey yapma ha. Ee, beni kandırma. Yani videoyu izleyip de hocam şu hatalıymış deme. Videoyu durdur şu an yorum yap. Şimdi bak güzel kardeşim ben şunları bir sildim. İlk ikisinde bir sıkıntı yok zaten çok mantıklı. Çok mantıklı şeyler yazmış. Ama üçüncü de bir sıkıntı var. Şimdi söylüyorum iyi dinle beni. Bak. X elemanı değildir B birleşim C. Demek ne demek? Aslında şu demek. X elemanıdır B birleşim C'nin tümleyeni demek. Yani B birleşim C'nin içerisinde değilse bu X elemanı X B birleşim C'nin tümleyeninin içindedir. Bak tümleyeninin içindedir. Ve ben bunu nasıl açarım tümleyeni? X elemandır derim. X elemandır. B'nin tümleyeni kesişim B'nin C'nin tümleyeni derim. Değil mi? B tümleyen kesişim C tümleyen. Demorgan kuralları basit. E şimdi madem öyle benim buraya bak X elemanı değildir B veya X elemanı değildir C demiştik ya biz. Heh. Şimdi elemanı değilse bunun elemanı dedim. O zaman e bunun elemanı ise o zaman B'nin tümleyeni ve C'nin tümleyeninin elemanıdır. V dedim bak yanlışlıkla. E şimdi o zaman ben bunu nasıl ifade ederim? Nasıl ifade etmem gerekiyordu? Şu şekilde. E, X, X elemanıdır B'nin tümleyeni ve X elemanıdır C'nin tümleyeni şeklinde ifade etmem gerekiyordu. Yani sen burada V'yi gördün diye veya şurada birleşimi gördün diye burada V'yi kullanmayacaksın. Elemanı değildir diyor çünkü. Sen bunu elemanı olacak şekilde ifade etmen gerekiyor. X elemandır B'nin tümleyeni, X elemandır C'nin tümleyeni biçiminde ifade etmen gerekiyor. Anlaşıldı mı canım kardeşim? Dolayısıyla sen buraya diyeceksin ki şuradaki kısma X elemanıdır B'nin tümleyeni ve X elemandır C'nin tümleyeni biçiminde ifade edeceksin. Burada bak V var, burada da V var e tamam o zaman ben bu V'leri birleştirebilirim. X elemandır A ve X elemandır B'nin tümleyeni ve X elemandır C'nin tümleyeni biçimde ancak sen bunu ifade edersin. Ve bu da seni buraya götürmez. Dolayısıyla üçüncü öncüde bir hatamız var. Doğru cevap B şıkkıydı geçtik bir diğer soruya. Evet diyor ki bir okuldaki öğretmenler bir teneffüste çay veya kahveden en az en fazla birini içmiştir diyor. Biliyorsun çay öğretmenin mazotudur derler. Orada böyle mazotu alıp alıp ders anlatmaya devam eder hoca. Özellikle dershane hocalarından bahsediyorum. Okuldaki hocalar tabii yani okuldaki hocalar da çay içmeyi seviyordur ama dershanede böyle arka arkaya 10 saat 12 saat derse giren hocalar olduğunu çok iyi biliyorum. Ben de zamanla çok dershanede çalıştım. Çok iyi biliyorum. O çay olmadan o dersler çekilmez arkadaşlar. Çayla ancak kendimizi böyle bir yarım saat geriye sardırıyoruz ki ağzımız ıslanıyor böyle biraz muhabbet de ediyoruz. Kendimize geliyoruz ancak o şekilde ayakta durabiliyordum. Ben eskiden hala bence öyle. Bir okuldaki öğretmenler. Bir teneffüste çay veya kahveden en fazla iş bir içmiştir demek ne demek? Yani diyor ki çayı içen diyor kahve içmemiştir diyor kahve içen çayı içmemiştir diyor. En fazla biri dediği için demek ki hiçbiri de içmeyenler de var. Çok güzel anahtar cümle bu. Diyor ki çay içen öğretmen sayısı kahve içen öğretmen sayısının 3 katıdır. Abi şimdi ben şuna çay içen öğretmen derim. Şuna da kahve içen öğretmen derim. Çay kahve. Şu da öğretmenler topluluğu olsun evrensel küme. Tamam? Bu da tümü tüm hocalar. Peki çay içenler kahve içenlerin 3 katı dememiş mi abi? Demek ki burada 3K tane öğretmen varsa burada K tane öğretmen var. Ve diyor ki çay veya kahve içmeyen öğretmen sayısı tüm öğretmenlerin sayısının yarısıdır diyor. E şimdi dur bir dakika içmeyenler tüm öğretmenlerin yarısıysa şimdi içenler 3K artı K'dan 4K var ya demek ki 4K tane de hiçbir şey içmeyen hoca var. Tamam. Demek ki onların dersi mersi yok böyle ağzını falan satmaya ihtiyacı yok. Devam edelim kahve içmeyen öğretmen sayısı 35'tir kahve içmeyen. Kahve içmeyen. Şurayı hemen hemen şurayı bir kapatıyorsun abi. Kahve içmeyen hangileri kalıyor? 3K ve 4K. Demek ki 3K 4K daha 7K. Bu 7K kaçmış? 35'miş. O zaman K kaçtır? Tabii ki 5'tir. Bize diyor ki bu tanemse çay içen hocalar kaç tanedir? E çay içen 3K taneydi. E K'yı da 5 buldum. 3 kere 5. Cevap 15. Hayırlı uğurlu olsun. Doğru cevap B'ydi. Geçtik diğer soruya. Şırı derecede dikkat etmen gereken, pür dikkat olman gereken seni böyle bir sayıyı unutturup da o sayı üzerinden seni vurmaya çalışan güzel bir soru. Tamam? O yüzden dikkat et yine. Aşağıdaki Venn şemasında. Tek rakamların kümesi T. Çift rakamların kümesi C, asal rakamların kümesi A ve şöyle de bir küme var. Bu küme de evrensel kümeymiş. Yani şu yeşil evrensel kümenin içerisinde 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 varmış. Tamam, güzel. Buna göre kırmızı boyalı yılı bölgeyle gösterilen kümenin elemanları toplamı soruluyor. Şimdi abi bir dakika. Asal rakamların kümesi A'ymış. Şimdi tekler bu tarafta ya. Bir kere asallarla teklerin, asal rakamlarla tek rakamların kesişiminde neler vardır? 3 var, 5 var, 7 var. Hemen şuraya yazdım bak. 3, 5, 7. Diğer asal rakamlar hangileri? Şey e, tek rakamlar. Hocam 1 var işte. 3, 5, 7 bir de 9 var. Ha çok güzel. Sol tarafa elde ettim. Geçtim sağ tarafa. Hem asal olup hem rakam olan ne var? E bir de iki var zaten çift olan. Hem asal olan hem de çift olan diye soracağım. İki var sadece. E geriye kalan çift rakamlar buradadır. 0, 4, 6, 8, bir de 10. Değil mi? Hocam onu işaretledim. Neden işaretledim? 10 orada değil. On şurada ya. Niye biliyor musun? Bak bu ne diyor? Şurada ne diyor? Rakam diyor abi rakam. Rakam diyor. Yani şuradaki C kümesi rakam kümesi. 10 rakam mı? Değil. Onu buraya alacaksın. Tamam? 10 dışarıda tek başına takılıyor. O zaman bize şunların toplamı sorulmuş. Başka bir şey değil. Bunları toplarsam 4 6 8'in toplamı 18 zaten. Şurada bir de 10 var. Toplam 28 yapar. Doğru cevap C şıkkıydı. 38 işaretleyenler geçmiş olsun. Bir daha aynı hata yapmayın. Onu da saymayacaksınız. 10 çünkü rakam olmadığı için bu pembe bölgenin kırmızı bölgenin dışında kalır. Geçtik bir diğer soruya. Ve yine aşırı derecede güzel, inanılmaz güzel bir küme sorusu. Bir kartezyen çarpım sorusu aslında. Çok güzel bir soru ve bu da bizim son sorumuz olması gerekiyor. Hemen şöyle bir göz atmak istiyorum. Aynen son sorumuz. O yüzden beni pür dikkat dinle ne olur? Ciddi anlamda güzel bir soru. İlk okuduğun zaman kafa karıştırıcı bir soru. Ulan böyle, böyle yapsam ben çözerken böyle lan falan diyeceğim bir soru. Ama çözümünü gördükten sonra bir daha lan demeyeceksin. Tamam Çok iyi dinle beni. Diyor ki bak A ve B kümeleri için A kartezyen B fark A'nın eleman sayısı 51. B kartezyen A fark B'nin eleman sayısı da 64 olarak veriliyor. A kesişim B kümesinin eleman sayısının alabileceği değerlerin toplamı sorulmuş. Şimdi abi şimdi düşünüyorsun A kümesinin eleman sayısıyla B fark A'nın eleman sayısını 50 ise 51 ise mesela bu 1 kere 51 olabilir. 51 çarpı 1 olabilir. 3 kere 17 olabilir. 17 kere 3 olabilir. Her şey oluyor. Buna göre bir de alt, tarafı düzen dizayn edeceksin. Zor bir ihtimal. Hemen şunu yapıyorsun. Abi bu, soru küme sorusu. Küme çiz o zaman. Ne kadar mantıklı konuşuyorum değil mi? Abi bu küme sorusuysa küme çizeceksin. Başka bir şey yapma. Bu A kümesi diyeceğim. Bu B kümesi diyeceğim. Burada A tane eleman var. A fark B'de. Kesişimde B tane. Ve B fark A'da da C tane eleman var diyelim. E şimdi şu ne demek? A kartezyen çarpım A'nın içinde kaç tane eleman var? A artı B tane eleman var. Çarpı B fark A'da kaç tane eleman var? C tane. Bununla bunu çarpınca 51 yapıyormuş. Yani yani A C artı B C eşittir 51'miş. Hocam tamam bu hem fikiriz herhalde burada değil mi? Peki geldim şimdi bir de şuraya. B kartezyen çarpım B'nin içinde kaç tane eleman var? B artı C tane. A fark B'de kaç tane eleman var? Sadece A tane. Bununla bunun çarpımı da 64'müş. E dağıt bunu. Dağıt. A kere B artı A kere C de 64'müş hocam. E şimdi alttakinden üsttekini ben bir çıkarsam. Bak bir çıkaralım onu. Hadi bir çıkaralım. A, gider mi? Gider. Ne kaldı? A, B, eksi B, C kaldı. Eşittir. 64'ten 51 çıktı. 13. Ve 13 nasıl bir sayı? Asal bir sayı değil mi? Uğursuz bir sayı deme. Asal bir sayı. Matematikçiyiz biz. Öyle uğursuzlukla uğursuzlukla işimiz yok. O zaman al bunu B parantezine A eksi C eşittir. 13 yaptım yaptım. 13 asal bir sayı olduğu için bunların çarpanları nedir? Ya 1'e 13'tür ya da 13'e 1'dir. Benden neresinin eleman sayısı isteniyordu? A kesişim B. E hocam burada kaç tane eleman var? B tane. B'nin alabileceği değerler toplamı soruluyor. E B'nin alabileceği değerler ya 1'dir ya 13'tür hocam. Ve doğal olarak bunların toplamı da bize 14'ün ta kendisini verir. Yani cevap C şıkkıydı. Bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk. Bu soruları mutlaka mutlaka kaydetmeyi unutmuyorsun canım güzel kardeşim. Evet artık bitirdik. Mantık ve kümelerle alakalı. Size göstermek istediğim tüm sorular bunlar. Merak etmeyin gençler. Bakın rahatlayın önce. Lütfen rica ediyorum rahatlayın. Karşınızda öyle almış almış zor sorular çıkmayacak. Yani 2021'e zor demiştik. Tüm soruları önümüze alıp çözdüğümüz takdirde gerçek anlamda çok da zor olmadığını görüyoruz. 2021 AYT'den bahsediyorum bak. 2021 AYT ve TYT'den bahsediyorum. Sınavdan sonra önümüze alıp çözdüğümüz zaman ciddi anlamda zor olmadığını görüyoruz. Veya geçenlerde bir shorts videosu paylaştım hatta. Bu 2021 AYT'de lanet soru yaz, yazın çıkar direkt karşınıza Google'da. Ya ciddi anlamda lanet bir soru olduğunu ilk ilk etapta ben de düşündüm ama soru yolu önüme alıp çözdüğüm zaman 20. soruydu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi çocuk onu 20. soruda görünce doğal olarak türev sorusu mu acaba diye düşünüp türeve odaklanıyor. Ama integralle 30 saniyede çözülüyor soru. Gibi gibi mesela. Yani tabii ki sınav esnasında kolay ve pratik olan çözümleri gözümüzün önüne gelmesi biraz zor bir ihtimal gibi görünüyor ama neden gelmesin? Neden gelmesin abi? Bu tarzda ÖSYM tarzı ufkunu genişletecek sorular çözersen elbette gelir. Ve her daim diğer kişilerden 1 0 2 0 yarışa önde başlamış olursun. Lütfen söylediklerimi unutma. Önemli olan zor soru çözmek değil. Önemli olan artık ÖSYM denilen kurum yıllardır bu ülkede sınav yapıyor, sınav düzenliyor, sınav organizasyonu yapıyor ve onun da artık bir tarzı var. Özellikle 2018'den 2023'e kadar toplamda sevgili arkadaşlarım bak 2024'ü dahil edersek toplamda 24 eksi 18 6 7 tane sınav yapmış oluyor. 7 tane TYT 7 tane AYT yapacak bu seneyle beraber. Artık onların da bir tarzı var. Ve dikkat ettiysen zaten MSU'de çıkanların biraz böyle yandan yemiş AYT TYT'de çıkıyor. TYT'deki ilk 12 sorudakilerin bazıları AYT'de tekrar ediyor. Dikkat et bak. O yüzden çıkmış sorular falan da çok önemli. Çıkmış sorular demişken onu da söyleyeyim. E, matematik adına konuşuyorum. Hocam e, biz veri yayınlarıyla beraber veri yayınları bizim için ÖSYM'den soruları satın aldı. Yayınlamak için soruları satın aldı. Ve biz Kenan hocanızla beraber Kenan Kara ile Geometri YouTube kanalındaki Kenan hocanızdan bahsediyoruz. Kenan komutandan bahsediyorum. Öyle deyince tanırsınız. Kenan komutanla beraber biz 2018'den 2023'e kadar olan MSÜ, TYT, AYT bütün hepsinin çözümlerini sizler için yaptık. Tabi doğal olarak bunları YouTube'da yayınlamamız yasak olduğundan gençler. Düşünün yani ben ve Kenan hocanız çözümleri yapıyor. bir deneme çözümü gibi düşünün. Bunları da alıp bak soruları alıp ÖSYM sorularını bir denemeymişçesine çözmeyin. Bir deneme yapıyormuş gibi süre tutarak falan çözmeyin bunları. ÖSYM sorularını öğrenin. Öğrenin diyorum bak. O soruları kafaya yazın abi. Bu sorular sizin için çok değerli. Ya kimi örnek alacaksın? Hangi yayın örnek alacaksın? Yani en baba ben tutturdum diyen yayın 10 tane soru tutturur gençler. O da mantalitesi aynıdır yani. Tamamını tutturan bir sorular görmek istiyorsanız geçmiş yıllardaki sınav sorularını çözeceksiniz. Başka bir alternatifiniz var mı? Başka bir referansınız olabilir mi gençler? Olamaz tabii ki. Dolayısıyla beni dinleyin ve lütfen çıkmış soruları Sanki böyle hocan sana ders anlatıyormuşçasına bizlerden bir dinleyin. Tamam mı? Ama alelerde çözümler dinlemeyin. Yani soru çözmek için yapılan soru çözümleri var ya o şekilde dinlemeyin. Yorum yaptıran soru çözücüleri izleyin. Size bir şeyler katabilecek olan soru çözücüleri izleyin. Tamam Gençler sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.